Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Bugünkü ders böyle imanın hakka yakin mertebesinde bizatihi Cenab-ı Hakk'ın varlığını ilmen bilmekten de öte, görmekten de öte bizatihi hissederek Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul etmek noktasında muazzam bir ders. Biraz böyle dikkatle inşallah çok büyük mertebeleri kazandıracak. imanda inşallah zirveye tırmanmaya vesile olacak. Nedir imanın zirvesi? İmanın üç tane mertebesinden bahsediyor. İlmel yakin, ilmen bilmek demek. Aynel yakin, gözle görür derecede iman etmek demek. Bir de hakkal yakin var ki, bizatihi bütün hissiyatınla hissederek, hakkal yakin mertebesindeki bir imana, şübehat orduları hücum etse bir halt edemezler diyor. Hatta hatta bütün kainatı Kur'an gibi okuyacak mertebesine gelir diyor. Şimdi bugünkü okuyacağımız dersin başında bir ihtar var, bir hatırlatma var. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye, imanın sırları inkişaf ediyor. Çantacı Necmi abiye birileri gelmiş. Demişler ki ya demişler biz esrar kullanıyoruz. Kurtulmak için geldik buraya. O demiş biz de kullanıyoruz esrar. Sizinki esrarı şeytaniye, bizimki esrarı Kur'aniye. Şimdi oraya okuyunca aklıma o geldi. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar imaniye, imanın sırları inkişaf ediyor. Şu cümleye dikkat edin abi. Bu dersin ehemmiyetini ifade etmek için kullanılmış bir cümle. Bu Risale'yi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Böyle bir iddia var. Bu iddia bizim zannettiğimiz gibi ya benim müridim olanlar imanlı kurtaracak cennete girecek, bizim cemaate girenler imanlı kurtaracak cennete girecek. Bize dahil olursan, bize abone olursan cennet garanti falan tarzında bir iddia değil bu. Burada bu iddianın ispatı var. Ya nasıl olur? Bir insanın imanla cennete gireceğinin, imanla kabre gireceğinin, ebedi cenneti kazanacağının ispatı mı olur? Evet. Hem de iki kere, iki dört eder derecesinde. Nasıl mı? Şimdi öyle bir iman dersi var ki adeta hazmettirir derecede. Bunu başka yerde anlatırken diyor ki ilim ile gelen mesail-i imaniye akıl midesine girdikten sonra kalp, sır, ruh ve sair letaife öyle sirayet ediyor. <laughs> öyle yerleşiyor ki sekeratta ölüm esnasında şeytanın şüphelere, vesveselere boğduğu, imanı çalmak için bütün gücüyle saldırdığı o anda şeytan vesveselerle, şüphelerle akla şüphe atsa bile kalp, sır, Ruh ve sair letaif'e eli yetişemiyor. İman zevalden mahfuz kalıyor ve imanla inşallah kabre girip ebedi saadeti kazanıyor diye bunun ispatını yapmış. Bu ne demek? Şimdi yediniz, yediğiniz yemekler midenize gitti. Ağzınızdayken geri çıkarabilirler, doğru mu? Mideye gittiği zaman çıkarabilirler mi? Yine çıkarırlar. Hastaneye götürüyorlar, mideyi yıkattırıyorlar. Ne var ne yok hepsini çıkarıyorlar. Ama hazmettiniz. Dişinize, tırnağınıza kadar, iliklerinize kadar, saçınıza kadar, her tarafa bütün hücrelerinize yerleşti. Daha onu hiçbir kuvvet çıkarabilir mi? İşte iman hakikatlarını, akli, mantıki, ilmi izahlarla, delillerle, ispatlarla tam hazmettirince, Bırakın dünyadaki şeytan kumandasına verilmiş vesvesecileri, şüphecileri bizzat şeytanın kendisi sekeratta gelip hücum etse o imanı kalbinizden söküp alamaz. Çünkü ne yapmış? O iman iliklerinize kadar yerleşmiş hakkal yakin derecesinde. Bunu şöyle bir örnekle anlatıyorlar. Dağın arkasından bir duman çıkıyor. Dumanı görünce diyorsunuz ki ilmen. Gözünüz dumanı gördü ama aklınız ilmen biliyor ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Öyleyse ne dediniz? Dağın arkasında ne var? Ateş var. Bu bilgi nedir? Bir varsayımdır. Doğru mu? Neye göre varsayım yaptınız? Dumana göre. Dumanı gördünüz. Dediniz ki ateş var. Şimdi ateş olmadan da duman çıkar mı? Çıkabilir. Oradan bir buluttur veyahut buhardır. Siz duman olarak algılamış olabilirsiniz. Tepenin başına çıktınız, bizzat karşıda ateşin yandığını gördünüz. Daha onun ateş olduğundan, o çıkanın da duman olduğundan sizi hiç kimse vazgeçiremez. Kesin ve kat'i bir şekilde ne yaptınız? O ateşin varlığına inandınız. Ama göz yanılması olabilir. İllüzyon olabilir. Ateşe benzeyen bir sürü şeyler var değil mi? Uzaktan ateş yanıyor gibi görünüyor ama lambalar var değişik. Değil mi? Şey gibi, alev gibi titriyor falan uzaktan. Aldatılmış da olabilirsin. Biz ateşi yanına gittin. Ateşi gördün. Dumanı da gördün. Bir de elini içine soktun yandı elin. İliklerine kadar da onun ateş olduğunu hissettin. Daha onun ateş olduğuna dair hiçbir şüphe seni ne yapamaz, vazgeçiremez. Hakk'an yakin dediğimiz mana buymuş. Şimdi okuyacağımız ders tam manasıyla hakka yakin mertebesinde Allah'ın varlığını ilmen değil, görerek değil, bizzat hissederek ispat eden hissederek varlığını ortaya koyan bir ders. Cenab-ı Hak inşallah küllü istifadeler nasip etsin. Şu akşamda, yaz akşamında herkes bir yerlerde bir şeylerle meşgulken siz her biriniz evinizden, yuvanızdan kopup gelmişsiniz. Bu geliş hele hele yazın bu kadar dışarıdaki cazibeye rağmen, dışarıda sıcak, bu sıcaklığa rağmen bir de insanda yazın günahlara biraz daha şiddetli meyil olması, dünyaya açılan kapıların sonuna kadar ardı arkası kesilmeden aralanmış olması, bütün bu manilerin artması buna rağmen sizin çıkıp da hepsini elinizin tersiyle itip çıkıp buraya gelmeniz vallahi Cenab-ı Hakk'ın sizi doğrudan doğruya cihat defterinize bu sevabı yazacağı muazzam bir ibadete sevk etmesidir. Allah'ın nasibidir bu. Cenab-ı Hak nasip etmeseydi bunca engellere rağmen mümkün değil. Biz buraya gelemezdik. Bu bir ikram-ı ilahidir. Cenab-ı Hak şu manadan, şu ortamlardan, şu manevi ziyafetten nasibimizi kesmesin inşallah. Şimdi iman ettik diyoruz ya. Biz bir yere gitmiştik böyle iman hakikatlarla alakalı bir derse başladık. Konumuz iman. Oradan birisi daha sohbet başlamadan "Hocam dedi ne anlatacaksınız iman deyince?" "Ya dedi, biz zaten iman etmişiz." dedi. "Onu dedi imansızlara anlatın." dedi. "Biz zaten dedi inanmışız. İnandık, iman ettik, bitti." "Bize dedi iman dersi anlatmanıza gerek yok." "Onu dedi inanmayanlara anlatın." Zannediyor ki iman böyle nüfus kütüğünde dini İslam'dır yazısı gibi bir yazdırdım bitti artık. Cepte para gibi aldım. Bende var. Dedim ki ya koskoca dev şahsiyetler. İmam-ı Rabbani düşünün bak ikinci bin yılın müceddidi, dev şahsiyet. Nakşi tarikatının ikinci yıldızı. Kabe'nin kapısına yapışıyor. Ömrünün son on yılında yalvarıyor. Ya Rabbi imanımı kurtar. İmanımı kuvvetlendir. Dedim ki ya onların İmanı, haşa bizimki kadar yoktu. Ya da biz konuyu yanlış anladık. Çünkü iman nedir? Bir zerreden güneşe kadar mertebeleri var. Çekirdekten ağaca kadar mertebeleri var. Çekirdekte de ağaç var. Ama çekirdeğin içindeki ağaçtan meyve toplayabilir misiniz? Filizlendi. Filizden meyve toplayabilir misiniz? Hayır. Fidan oldu. Fidandan da meyve toplanmaz. Ne yapacak? Kemaline erecek ki ondan meyve toplayalım. Niye hepimizin imanı var da imanlı bir insan gibi yaşayamıyoruz? İmanın meyvelerini niye toplayamıyoruz? Zannediyoruz ki imanın meyvesini ahirette toplayacağız. Dünyada mekan, ahirette iman. Hayır öyle bir şey yok. İman niye tesir etmiyor bize? Çünkü ne yapmadı? Çekirdek hükmünde. Prizlenmiş, Değil mi? Meyvedar bir ağaç olup da onun meyvelerini toplayabileceğimiz bir iman mertebesine yetişememişiz. Sonra da ya bir de Müslüman, bir de imanı var, bir yaptıklarına bak deyip arkamızdan laf söyletiyoruz. Niye imanın meyvelerini toplayamıyoruz? Şimdi soruyorum size, dünyada meyvelerini toplayamadığımız bir imandan ahirette cennet meyvesini toplama ihtimalimiz var mı? Dünyada günahlardan bizi çekemeyen bir imandan ahirette bizi cehennemden çekip kurtarma ihtimalini beklemek doğru mu? Öyleyse hani ya abi imanla paranın kimde olduğu belli olmaz. Allah bilir. Öbür tarafta her şey. Öbür tarafta sürpriz yok. Hiç sürpriz yok. Nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüz. Nasıl öldüyseniz öyle dirilirsiniz diyor. Öyle bir öbür tarafta belli olur her şey. Orada sürprizlerle karşılaşacağız falan yok öyle bir şey. Öyleyse imanı kuvvetlendirmek bir de bakın şimdi biz iman ettik diyoruz da acaba Cenab-ı Hak bizden nasıl bir iman bekliyor? Gerçekten iman ettik mi? Şimdi öğretmen size sınavda bir soru sordu. Siz de kafanıza göre cevapladınız. Sonuçlar geldi baktınız ki sıfır. Hocam ben soruya cevap verdim. Nedir bu hal? Doğru oğlum. Soruya cevap vermişsin ama benim istediğim cevabı vermediğin için o verdiğin cevap kimin cevabı? Senin cevabın. Ama senin cevabın değil. Benim beklediğim neydi? Benim istediğim cevabı vermen gerekiyordu. Yoksa kafasına göre herkes cevap verir, herkes sınıfı geçer. Şimdi biz iman ettik diyoruz ya, Cenab-ı Hak diyor ki bakın nasıl bir iman bekliyor bizden? Cenab-ı Hak diyor ki benim istediğim imanı. Tam da Allah bizden nasıl iman etmemizi istiyor? Hep din kültürü derslerinde, kelam derslerinde, İmam Hatip de bize öğrettiler. Nasıldı? Dil ile ikrar, kalbiyle tasdik, bir de elini şöyle üstüne bastırıyor oldu bitti. İyi bastır. İman kaçmasın. Böyle bir şey yok. Bu imanın tercümanıdır. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği iman nedir? Allah bizden nasıl bir iman istiyor? Nasıl iman etmemizi istiyor? Yoksa buradan iman ettik diye gideriz öbür tarafa da Ömür boyu iman etmeden gezip tozduğumuz ve imansız Rabbimizin huzuruna gittiğimiz ortaya çıkınca şaşkına döneriz. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bizden nasıl bir iman istediğini, nasıl iman edersek paçayı kurtarabileceğimizi, nasıl iman edersek Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda iman etmiş olacağımızı iyi bilmek gerekiyor. Şimdi okuyacağım cümleler bu noktada çok önemli. Bakın ne diyor? Asayi Musa ahirlerinde bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı büyük ruhlu küçük küçgali namında bir kardeşimizin sualine karşı verdiğim bir cevap var. Onu okuyunuz ki o zata karşı bazı muterizler, itirazcılar Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Aynı yani biraz önceki adamın biz iman ettik, git onu imansızlara anlat dediği gibi ne demişler biliyor musunuz? Herkes Allah'ı bilir adi bir adam, sıradan bir adam, bir veli gibi Allah'a iman eder. Diye nurların pek yüksek ve pek çok kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Ya biz hepimiz zaten Allah'a iman etmişiz. Herkes Allah'ı bilir. Boşuna siz ısrarla, şiddetle, tekrarla illa iman, iman, iman diye insanları boşuna yormayın. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde, anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, Salih-i Nur gibi ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu iman, iman hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki her millet herkes Allah'ı bilir, onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Şimdi gelecek cümleyi herkes böyle pür dikkat dinlesin abi. Allah'ı bilmek ne demek? Hatta hatta bakın kafirler var ya, onlar da Allah'ı biliyorlar. Kainatta hiçbir zihur, zerre kadar aklı olan hiçbir insan, bütün mahlukat adedince, yarattığı bütün mahlukat sayısınca varlığının delilleri olan Sani Zülcelal'i Cenab-ı Hakk'ı inkar edemez. İnkar etse bütün kainat, bütün mahlukat, yarattığı bütün eserler, sanatlar o sanatkarın varlığına delil olduğu için onu tekzip eder, susturur. O yüzden bakın kafirler inkar etmiyorlar Allah'a. Onun sıfatlarında hata ediyorlar. Çirk koşuyorlar. Kimisi evlat isnat ediyor. Kimisi baba oğul kutsal ruh diyor, kimisi şu diyor, kimisi bu diyor. Bakın ama inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Bu cümleyi unutmayalım. Adam dese ki ben Allah'ı inkar etmiyorum. Geçenlerde anlattık, birisiyle böyle gece yarısına kadar böyle tartıştık. Önce hiç Allah'a inanmıyordu. Sonra Allah'ın varlık delillerini anlatınca dedi ki bir enerji var dedi. Enerjiyi kabul etti. Dedim ki bu enerji tek başına bir iş yapabilir mi? Güç dediğimiz enerji güç. Tek başına güç bir iş yapabilir mi? Bir harf bile yazabilir mi? Ne diyorlar? Kontrolsüz güç güç değildir. Arabada güç var. Pedalı bağladın gidiyor adrese ulaşma ihtimali var mı? Güç var ya. Adrese ulaşacak kadar gücü var. Ama ne lazım bir de direksiyon, irade lazım. Bunu anlattım dedi ki tamam dedi. Enerjinin dedi bir de iradesi var. Güç var, irade var. Bir de dedim adresi bilmesi lazım. İrade var, güç de var ama adresi bilmiyorsa adrese ulaşma ihtimali yok. Kainattaki her şey ilim, irade ve kudretin beraber tecellisiyle olabilir. Başka türlü olamaz deyince dedi ki tamam dedi, ilmi de var. Ama dedi bunun Allah olduğuna nereden kanaat getirdiniz? Sonra başladık anlatmaya. Dedim ki ya Süleymaniye camisini çok güzel yapan bir mimarın mimarlığındaki güzellikten şüphe edilir mi? Çünkü o taşlar güzel değildi. Mimar dokunduktan sonra güzel bir Süleymaniye çıktı ortaya. Demek ki bu güzellik nereden geçti? taştan geçmiş olma ihtimali yok. Mimardan geçti. Kainattaki bütün güzellikler atom zerrelerinden geçmiş olma ihtimali yok. Atomların kendine ait hiçbir güzelliği olmadığı gibi hiçbir şekli de yok. Öyleyse bütün güzellikler atomlarla şu kainatı yaratan, bina eden güzeller güzeli kainatın mimarından yani Cenab-ı Hak'tan geçmiştir. Doğru mu? Öyleyse dedim ilim irade ve kudret sahibi olan o enerjinin bir de neyi var? Cemil ismi var. Bunca ikram, kerim ismi var, rahim ismi var falan böyle anlatıyoruz. En son dedi ki tamam dedi. Tüm bunların sahibine siz dedi Allah diyorsunuz. Ben dedi Allah demek zorunda değilim dedi. Hani çünkü Allah derse namaz var, ibadet var, kulluk var değil mi? Haram var, helal var. Allah dememek için direniyor. Bütün isimlerini kabul etti. Hala Allah demiyor. <laughs> dedi ki Allah olduğu nereden belli? Dedim ki ya senin Allah dememen veya başka bir şey enerji demen hiçbir şey değiştirmez. Çünkü Allah kendine Allah diyor. Nasıl yani dedi? Dedim ya ben benim adım Sayit. Ben kendime Sayit diyorum. Sen beni Ahmet diye çağırsan bakmam diyor. Senin Ahmet demen hiçbir şey değiştirmez. Şimdi en son Allah'ın varlığını kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi nedir? İnsan demek ki ne kadar kendisi zahiren kabul ettim, iman ettim dese de içeride nefis diye biri var. Şeytanla işbirliği yapmış. Hele bir de şeytanlaşmış insanlardan da devamlı şüpheler, vesveseler internetten şuradan buradan falan onlarla beraber kalp ve ruha itiraz ediyor. Şüpheler, vesveseler geliyor içeriden. Etrafta müsait değil. Mahalle baskısı var. Sonra da soramıyor da, ayıp olur diye. İçi içini yiyip gidiyor. Ya bir sürü sorun var ama soracak bir ortam yok diyor. Sorsam arkadaşlar ne der acaba? Ha, bu durumda Allah muhafaza şeytan oradan onun imanını o şüphelerle, vesveselerle yiyip bitiriyor. Bakın şimdi gelen cümleye dikkat edin. Halbuki Allah'ı bilmek bütün kainata ihata eden rububiyetine bütün kainatı idare eden Rablığına ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek. Şimdi biz şimdi Allah'ı bildiğimizi iddia ediyoruz değil mi? İman ettiğimizi de iddia ediyoruz. Fakat Cenab-ı Hak diyor ki, bana diyor, benim ders verdiğim surette iman edin diyor. Allah bize kendini nasıl ders vermiş? Kur'an'da deseydi ki, ey kullarım ben varım, bana inanın. Bu kadar. Böyle ders var mı Kur'an'da? Hayır. Semaya bakmaz mısınız? Onu nasıl bina etmişiz diyor. Bir damla sudan insanın yaratılışına bakmaz mısınız? Devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Denizlere, dağlara, bütün kainata adeta seni ne yapıyor? Çağırıyor, gel diyor. Yaratan yarattığının nasıl inanacağını, nasıl ikna olacağını, nasıl teslim olacağını, şüphesiz bir iman mertebesine nasıl yetişeceğini bilmez mi? Bizi o yaratmış ya. Nasıl ikna olacağımızı bilmiyor mu? O yüzden ne yapıyor? Sadece kulağımıza ayetlerle dokunmuyor. Gözümüze bütün kainatı seriyor. İnanmazsanız gelin de bakın diyor. Semaya bakın. Yaratılışınıza bakın. Bir dönün kendinize bakın. Üç karanlık içinde sizi nasıl yarattık diyor. Allah Allah. Ve devamlı insanı kainat kitabını okumaya çağırıyor. Gelin diye devamlı bizi okumaya davet ediyor. Niye? Neden? Çünkü biz fıtrat olarak kulağımızla duyduğumuza, gözümüzle delil arayan bir yaratılışa, bir fıtrata sahibiz. Böyle değil miyiz? Adam gelse birisi ya ben çok cömertim dese hemen adamın değil mi? Yaptığı icraata bakıyoruz. Ben çok iyi bir mimarım dese hemen ne diyoruz? Referans göster. Nereye bina yaptın? Hangi binayı sen yaptın? Hemen delil arıyoruz, doğru mu? Cenab-ı Hak da varlığını iddia ederken kainattaki bütün icraatıyla da ne yapıyor? İspat ediyor ve bizden de nasıl iman etmemizi istiyor? Fıkıhta kuraldır bu. Bir insan inandığına delil getirmek zorundadır. Biz şimdi üniversitede okuyorduk. Şöyle gençler bir kenarda oturmuşlar, muhabbet ediyorlar. Onlardan bir tanesiyle muhabbet ettik. Dedi ki bir tanesi abi dedi bir tane inançsız yabancılardan bir tanesi bize geldi burada otururken. Dedi ki siz hangi dine inanıyorsunuz? Biz Müslümanız biz. Hepimiz Müslümanız. İslamiyete inanıyoruz. Dedik diyor. Sonra ikinci soruda bizi şaşırttı. Dedi ki neden İslam'ı seçtiniz? Böyle deyince biz hepimiz birbirimize baktık. Bilmiyoruz yani. Biz seçmedik. Anadan, babadan, dededen tarla devralır gibi, miras devralır gibi din devraldı. Ama niye, neden, nasıl, neye inandığımızı bilmiyoruz. Şaşırdı. Siz gerçekten neden İslam'ı seçtiğinizi bilmiyor musunuz dedi birimiz çıkıp da bir cevap veremedik. Bilmiyoruz niye inandığımızı. Neye inandığımızı, nasıl inandığımızı ve neden inanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Öyleyse Kur'an'ın ders verdiği tarzda Kur'an'da Cenab-ı Hak kendini nasıl anlatıyor? Kanatlarıyla, icraatlarıyla, eserleriyle kainattaki delilleriyle ispat ediyor. Çünkü biliyor bizi. Bizim hamurumuzu, mayamızı biliyor. Bizim gözümüzle görmediğimize inanamayacak kadar şüpheci ve vesveseci olduğumuzu biliyor. O yüzden gözümüze sokarcasına sanatlarını anlatıyor. Görmüyor musunuz semayeti? ediyor? Hiç bakmaz mısınız bir çekirdekten ağacı nasıl çıkarttık? Hiç bakmaz mısınız cevap? Bak, arıdan bahsediyor, örümcekten bahsediyor. Hatta hatta sineğin yaratılışıyla ehli dalalete inkarcılara meydan okuyor. Haydi buyurun diyor. Siz de güvendiğiniz bütün ilahlarınızı çağırın. Bir sineğin sadece bir kanadını yapsınlar Kur'an davasından vazgeçecek diyor. Bakın neyle Kainattaki icraatlarıyla ve sanatlarla ders veriyor. Bakın devamında ne diyor? Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kainata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'i iman etmek. Devamında ne diyor? Ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlarına iman etmek ve kalben tasdik etmekle olur. Şimdi bir soru geldi. Kalben tasdik ettiğimizi nasıl anlayacağız? Şeker ölçen cihaz var, tansiyon ölçen cihaz da var. İman ölçen cihaz yok. Nasıl ölçeceğiz? Bizde iman gerçekten var mı yok mu? Yani kalben tasdik ettik mi etmedik mi? Ne dersiniz? Nasıl belli olur yaşantıdan? Ne çıkarsa ürün neyse ammadde o cinslendir değil mi? Şimdi geliyor bakın abi. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbabı ve tabiata taksim etmek. Şimdi bakın imanın mahalli neresidir? Kalptir. Fakat kalpte iman olup olmadığını biz kalpten dışarıya sızan sızıntılardan biliriz. Birisi böyle medreseye geldi. Biraz konuştuk, anlattık. Çok da enaniyetli. Ondan sonra dedi ki ben de onu bunu bilmem dedi. Allah dedi insanın kalbine bakar. Kalbin temiz olacak hocam dedi. Gerisi teferruat. Vay be. Adam kestirip attı ya biz. Boşuna uğraşmışız. Namazdı, abdesti, ibadetti, kurbandı, açtı, zekattı. Kalbin temizle tamam ya. Kalbin temiz olacak hocam dedi. Abi dedim kalbin temiz olduğunu nasıl anlayacağız? Onu dedi insan bilir. Hiç kalbim temiz değil diyen duydunuz mu? Onu insan bilir. Herkesin kalbi tertemiz ya. Nereden bileceğiz kalbin temiz olduğunu? Abi dedim adam her türlü belaneti işliyor. O taraf ayrı dedi. Adam kalbi temiz olmalı. Dedim ki ya fıçının içinde ne varsa dışarı o sızar. Adam yemin ediyor fıçıda bal var abi diyor. Abi sirke sızıyor dışarı. Sen bakma ona. İçeride bal var. Bu sirke nereden geliyor? Dışarı sızan sirke, içeride bal var. Dışarı isyan sızıyor, küfür sızıyor, aldatmak sızıyor, inkar sızıyor, ibadetsizlik sızıyor. İçeride iman var hem de kapı gibi. Abin taş gibi imanı var. Kapı gibi imanı var. Nasıl olacak dedim ya. Kapı gibi iman olan, içeride iman dolu olandan dışarı ne sızar? Ha, bakın biz içerideki imanı ölçemeyiz. Öyle bir aletimiz yok. Tansiyon aleti gibi, şeker aleti gibi böyle bir aletimiz yok. Ama dışarı sızanlardan içerideki imanın vaziyetini, durumunu, derecesini anlayabiliriz. Hali hazır vaziyetimiz imanımızın ne halde olduğunu apaçık ortaya koyuyor. İçerideki imana bak. Nereden? Dışarı sızanlardan. Dışarı nasıl sızar? Fikir olarak sızar. Sonra fiil olarak sızar. Şimdi öyleyse kalpteki imanın iki tane mahalli var. Bir fikir, o da tuzaktan dökülür. Bir de fiildir. Şimdi aklen mantık hemen Allah'ın varlığını kabul ettim. Allah'tan başka ilahın varlığını da reddettim. Allah'tan başka hiçbir kudret sahibini de tanımam. Ama maaş için patronun önünde, şifa için doktorun önünde, şunun için şunun önünde iki büklüm olur eğilirim hatta ibadeti terk et derse, geçim endişesi beni Allah'a kulluktan bile alıkoyabilir. Öyleyse, ha, demek Cenab-ı Hak bizden kalbimizde iman ettiğimiz Allah'a fikren, lafzen ve amelen tasdik edip itikad etmemizi istiyor. Demek yani kalbimiz nerede çarpıyorsa dilimizde, fikrimizde, en son fiilimizde aynı noktada vurması lazım. Allah'ın önünde eğilen bu bel başka kimsenin önünde bükülmemesi. Allah'a değil mi? Muhabbetle dolan bu kalbi başka sevgiye ve sevgililere açmama. Allah'tan başka fikir olarak, fiil olarak, lafız olarak başka kimseyi asla kabul etmemek. Bütün bunlar bizim hayatımızda okunuyor. Demek ki iman kuvvetlendikçe ne yapacak? Hayatımıza tesir edecek. Hayatımıza tesir etmiyorsa bu nedendir? İmanın zayıflığındandır. Ben şimdi bir ara <laughs> bu denetimli serbestlikler var. Hapishanede uzun süre yatmış. Son 5 ayı kalmış, 3 ay kalmış, bir senesi kalmış. Onlara diyorlar ki iyi halden siz gidin evinizde kalın her cuma gelin adliyede imza atıp gideceksiniz. Sizi denetleyeceğiz, serbest bırakacağız diye. Oradaki çalışan bir kardeşimiz de dedi ki ya abi dedi böyle böyle bunlar cuma günü geliyorlar. En az 200 kişi burada imza atıp gidiyorlar. Ya gelmişken bunlara bir iman sohbeti yapsak. Hani bunlar madem cezalarını yatmış çıkmışlar bir daha girmesinler yani iman hakikatlerle buluşsunlar. Falan böyle oradaki müdürlere falan söylemiş. Onlar da demişler olur. Neyse gittik biz. Adalet Bakanlığı'yla sözleşme yapıldı falan. Gittik. Şimdi demişler ki bunlara bugünden sonra imza atıp gitmek yok. Önce demişler bir saat sohbet var. Arkasından imza atacaksınız öyle gideceksiniz. Tabi hepsinin morali bozulmuş. Lan nereden çıktı bu? Bu hoca da nereden çıktı? Şöyle böyle falan. Epey böyle moraller, bozuk suratlar, asıl. Hiçbiri istemeye istemeye konferans salonunu doldurdular. 200 kişi var. Böyle masa sandalye yok. Bir tane sahne var. Dediler hocam çık bu sahneye anlat. Çıktım ben de. Herkes böyle. Böyle herkes sinirli. Herkes canı sıkkın. Kimse bir şey dinlemek istemiyor. Orada anlatmak çok zor ya. Adamlar hiçbiri istemiyor senin. Daha başlamadım. Bir tanesi oradan. Hoca dedi sen ne anlatacaksın bize? Ben de böyle ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hiç kimse istemiyor. Biz zorla adamlara bir şey anlatacağız. Dedim ya Allah'tan, peygamberden, dinden, İslamiyet'ten, ahiretten, haramdan, helalden bahsedeceğim falan deyince biz de onları biliyoruz. Biz onları anlatma. E ne yapacağız? Arkadaşlar dedi şöyle arkaya doğru döndü. İçinizde dedi Allah'ı, peygamberi, dini, ahireti, haramı, elali bilmeyen var mı? Varsa çıksın. Tabii kimseden bir ses yok. Herkes biliyor. <laughs> biliyoruz zaten o yüzden buradayız. O kadar hapisler onun için yattık. İyi biliyoruz. Neyse. Çıt yok. Ben de böyle sessiz kaldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum böyle. Bize dedi onları anlatma hoca dedi. E? Bize dedi... Biz dedi bildiğimiz halde niye yapmıyoruz? Cenneti biliyoruz. Niye dedi onun için gayret etmiyoruz? Cehennemi biliyoruz. Bildiğimiz halde niye cehennemden kaçmıyoruz? Haramı helali biliyoruz. Niye yapmıyoruz? Onu anlat bize dedi. Vay be dedim adam nasıl bir pas attı ayağıma. Yani uğraşsan gelmez böyle bir pas. Böyle deyince ben dedim ha dedim tam da ben onu anlatmak için geldim size. Öyle deyince sustu. He dedi o zaman söyler misin dedi? Niye yapmıyoruz bildiğimiz halde? Niye dedi cehennemi bildiğimiz halde kaçmıyoruz? Cenneti bildiğimiz halde onun için niye gayret etmiyor söyler misin dedi? Böyle deyince dedim ki iman zafiyetinden Nasıl mı? Mesela dedim hastanede bir yangın çıksa. Adamlar komada. Hastanenin bir yoğun bakım bölümü var değil mi? Komada adam. Hiçbir azasını kımıldatamıyor. Seni duyuyor ama cevap bile veremiyor. <laughs> Gittin yoğun bakıma. Bağırdın orada. Arkadaşlar hastane yanıyor kaçın. Hiç çıt yok. Bir daha bağırdın. Size söylüyorum arkadaşlar hastane yanıyor kaçın. Hiç çıt yok. Silkeledin adamı. Ne diyorum ben size? Bak hastane yanıyor yanacaksınız kaçın. O da biliyor kaçması gerektiğini ama parmağını oynatacak dermanı yok. Göz göre göre yanıp gider doğru mu? Çare nedir? Çare nedir? Sindirim sistemi çalışmıyor. Yedirsen yediği bir işe yaramıyor. Öyleyse damardan gireceğiz. Vücudundaki vitaminleri, mineralleri tespit edip onları şıp 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 şıp, şıp serumla vereceğiz. Adam vitaminler, mineraller toplandı mı, gücü kuvveti yerine geldi mi daha senin kaçın demene gerek yok. Hepsi zaten değil mi? Dolu dizgin. Hiç arkasına bakmadan kaçarlar. Ha, aynı vaziyetteyiz. Cehennem var, ateş var, kaçın. Kaçacak dermanımız yok. İliklerimizi emmiş Sefaat, günahlar. İmanımız o kadar zayıf ki dermanımız yok. Cennet var, ahiret var, sonsuzluk var. Koşun, koşacak derman yok. Ha, biliyoruz. Kalkamadığımızdan dolayı oturuyoruz. Gücümüz yetmiyor. Nefsimize sözümüz geçmiyor. Dermanımız yok. Geçen biri bana diyor ki Hocam vallahi diyor kendimi seccadeye atacak gücüm yok. Ne yapayım diyor. Dedim seccadeyi oraya yanına getir. <laughs> Sen seccadeye gidemiyorsan seccadeyi yonmasına yanına getir de orada şimdi yok. Derman yok. Ne yapacağız? O zaman işte bu dersler bunun için var. Ha, kulağımızdan, gözümüzden, değil mi? Serum veriyoruz, damardan direkt. Böyle şıp 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 adam iki derse geliyor, üç derse geliyor. Ondan sonra hocam namaz hocası var mı diyor. Ben de şu namaza başlasam. Ya ne oldu? Sana kim dedi namaza başla diye? Buradaki sohbetlerde namaza başlayın. Ey namaz kılmayanlar, namaza başlayın falan diye hiç duydunuz mu? Adam hemen namaza başlamak istiyor. Niye? Allah'ı öyle bir tanıyor, öyle bir tanıyor ki ya böyle Allah'a karşı... Yıllardır ben nasıl nankörce yaşamışım. Utanıyorum böyle bir Allah'ın kulu olduğuma. Öyleyse ben bu kulluğumu yerine getirmem lazım diye Allah'a karşı kendini medyun, borçlu hissedip o namazı kendisi içinden gelerek kılmak istiyor. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek Haşa hadsiz şeritleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek. Şimdi nereye geldi bakın. Ve şiddetli emirlerini tanımama. Bakın bir insanın günaha girmesi ayrı. Allah'ın emrini tanımaması, reddetmesi ayrıdır. Günahkar insan imanlıdır ama günahkardır, mahcuptur. Günahından dolayı Allah'a karşı pişmandır, perişandır. Allah onun o halini sever, affeder. Ama eğer Allah'ın emrini tanımıyorsa, dinlemiyorsa, ona karşı kalkışma, ona karşı isyan halindeyse, emri ilahiye itiraz ediyorsa o okun yaydan çıktığı gibi imandan çıktı. Allah Allah. Bakın şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini ve peygamberlerini bilmemek elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki küfrü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini kurtarmak için kendini bir derece teselli almak için bu sözleri söyler. Evet inkar etmemek başkadır iman etmek bütün bütün başkadır. Burayı okuyup bitiriyorum. Asıl hakka yakın derecesinde bir iman dersi vardı bugün. İmanın ne olduğunu anlatmak için oraya giremedik. Haftaya inşallah söz olsun o dersi okuyacağız. Fakat burası da çok önemli. Yani iman ettiğimizi zannederek gideriz öbür tarafta da imanın ne olduğunu bile anlamadığımızı fark edemediğimizi bir anda anlayıp pişman oluruz fakat geri dönüş ihtimali olmaz. Evet kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Harik-ı Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar. Fakat ona iman etmek. Şimdi iman etmenin tarifini yapıyor. Herkes kendini düşünsün. Acaba ben iman ettim mi etmedim mi? Benim iman hangisinden acaba? Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. Allah kendini nasıl ders veriyordu? Ey kullarım ben varım, bana iman edin demiyor. Semaya bakmaz mısınız, yıldızlara bak. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. Demek ki biz Allah'a imanımızı kainattaki bütün şahitleriyle şahitlendirmek zorundayız. Kelime-i şehadet demek bu. Ben Allah'a iman ettim. Şahidim de bütün kainat. Hepsi delil. Fakat ona iman etmek. Bir gün bunu da anlatayım da. Soğanlı mahallesinde bir ev, ev sohbetine gittik. Ayet-i Kübra Risalesi'nden Ve evha rabbüke ile nahl" diye ayet var. Biz diyor arıya vahyettik. Arıdan bahseden ayet var. Hem de surenin adı ne biliyor musunuz? Nahil suresi, arı suresi. Arı ya. O sinek koskoca Kur'an'da bir surenin adını almış. Tam bununla alakalı başladık okumaya. Orada arıdaki üç mucizeyi anlatıyor. Onun diyor zerrecik başında bütün hayatının programını yerleştirmek. İnsan başı içinde hafıza mercimek tanesi kadar Arının kafası zaten mercimek tanesi kadar. Bir de onun içindeki hafızasını düşünün. Orada arının bütün programı yazılı. Karnında tağımların en tatlısını koymak ve pişirmek. Orada kimyasal tepkimeye giriyor. Pişiriyor orada. Sonra kuyruğunda da zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehri o uzuvcuğuna zarar vermeden yerleştirmek. Bir arı başka bir arıya zehrini verince ölüyor. <laughs> Zehir kendisi... Kend Kendisindeyken niye ölmüyor? Ve o zehirle bal hiçbir zaman birbirine karışmıyor. Kafirler bile balı rahat rahat yerken aslında kime güveniyorlar? Akılsız sineğe mi? Allah'a güveniyorlar fakat güvendikleri Allah'a inanmıyorlar. Ne kadar saçma değil mi? Bu rahatlık nereden geliyor? Kime güveniyor? Ya belki de içine zehir kattı. Hani yüz arıdan biri katmış olsun. O bile yeter. Neyse bunlar böyle okuyoruz. Oradan bir hacı, abim, hacı amca itiraz etti. Ya dedi ben dedi ilk defa geldim buraya dedi burada dedi Kur'an sohbeti iman sohbeti yapıyor yapılıyormuş diye geldim dedi. Siz dedi burada arıdan sinekten böcekten bahsediyorsunuz dedi. Böyle iman sohbeti mi olur dedi. Adam böyle bir çıkıştı. Dedim ki amca sen işte Kur'an okumuyor musun? Okumam mı dedi ben günde iki cüz okuyorum dedi. Onu söylemedim dedim. Hiç dedim okuduğum Kur'an'da neden bahsediyor hiç Bakmadın mı sen? Bak dedim, bu okuduğumuz yer ayet. Bak biz arıdan, sinekten, böcekten biz bahsetmiyoruz. Kim bahsediyor? Kur'an bahsediyor. Ya. Arıdaki mucizeden bahsediyor. Bize baksan arı işte. Yani. Sinek. Halbuki koca Kur'an'da bir surenin ismi ya. Ankebut suresi var. Örümcekten bahsediyor. Bakara suresi var. Sinekten bahsediyor. Hayvanat bahçesi mi bu ya, bütün hayvanların adı var? Hayır. Kur'an o mucizeler üzerine nazarı dikkati celbedip, oradaki mucizeyi görüp, hayretinden o mucizeyi Yaradan'a secdeye kapanman için ondan bahsediyor. Ama ülfet, gaflet, adet yeknesaklık perdesi altında hep saklanmış değil mi? Şimdi, Ayet var. Efelem yenzuru ilel ibili keyfe hulikat diyor. İbil cemel de devedir. Arapçada deveyi, deveyi ifade eden 90'dan fazla kelime varmış. Hamile deve bilmem zayıf deve ve şöyle hamileliği yaklaşmış deve. Hepsini ayrı ayrı kelimeler ifade ediyor. Lisan-ı nakfi. Ayet diyor ki hiç devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Onu nasıl yaratmışız diyor. Sahabeler bu ayeti duyunca evlerinden fırlayıp ahırlarındaki develerine bakmaya başlamışlar. Hayretler içinde kalmışlar. Şimdi her gün bakıp göremedikleri mucizeyi Kur'an üstündeki ülfet, gaflet perdesini yırtıp birden gösterince secdeye kapanmışlar. Aman ya Rabbi nasıl bir şey ya. Çölde bayağı o kum, kumlara batmasın diye paletli, geniş öyle üzerine basarak ne yapıyor? Karla asker ne yapıyor? Farklı bir bot giyiyor değil mi batmamak için? Onun gibi. Cenab-ı Hak öyle bir klima sistemi koymuş. Dışarıda 50 derece. Burnundan içeri çekti mi 20 derece. 30 derece birden soğutuyor. Yok böyle bir klima. Bir elbise giydirmiş. Hava kızdırdıkça serinliyor. Bir hörgüç koymuş. 500 kilometre, 1000 kilometre çölü hiç su içmeden Allah Allah. Otobüslerin şeyleri var ya depoları. Adam bir tanesi yanaştı dedi ki abi bizim depo 50 bin lira alıyor. Dedim ya servet bu senin depodaki. Ama adam bir çıkıyor İstanbul'dan Ağrı'ya kadar. Şimdi o uzun yol aracı ya. Hiçbir hayvan o çölü geçemiyor. Şimdi o kadar özel yaratılmış ki çöl, çölde bir fırtına esiyor. Hemen gözlerde şöyle perdeler var. Bu şekilde. Bir giriyor böyle tamam. Görmeye engel değil ama dışarıdan gelen kumların hiçbiri gözüne giremiyor. O çöl fırtınasında yol alıyor. Ar arkadaş bu arazi aracını arazi, arazi şartlarına uygun olarak tek tek her ihtiyaca cevap verecek çölün bütün şartlarını aşabilecek şekilde tasarlayan kim? Ya işte tabiat ve doğa olayları sonucunda develer çöle uyum sağladı adam deli olsa inanmaz buna El Fatiha. Seyfettin Güven abimiz kanser ameliyatı olmuş.